Terör örgütleriyle mücadelede elbette hep birlikte el ele olacağız. Ama o mücadeleyi Sayın yaparken şaşırıp başkalarını almaya kalkarsanız tabii ki duracağız ya. Tabii ki hakkın, hukukun yanında duracağız. Tabii ki mazlumun yanında duracağız. Siz istediğiniz kadar FETÖ'cülükle, PKK'cılıkla suçlayın. Hayır, bu leke CHP'ye yapışmamıştır, yapışmayacaktır. Milletimize de, devletimize de lütfen zararlı cümleler kullanmayın. Terör örgütleriyle mücadelede her birimizin işbirliği içinde olması lazım. Kısaca bir soru cevap yapalım. Ardından da Metin Tabii. Özkan'a ve Ümit Dikbayır'a geçeceğim hızlıca. Ama kısaca Mehmet Şahin kısaca lütfen bir soruyu çok, sorun. Çok tamam. Kısa bir soru ve soracağım. Ve kısa bir cevap anlaşılsın istiyorum. Tamam buyurun sorun. Ümit Beyciğim, Metin Bey kusura bakmayın. Tamam geleceğim ben konuklarıma. Siz buyurun sorunuzu sorun. Mehmet Bey buyurun. Soru şu. Soru nedir? Soru şu. Aytuğ Bey diyor ki bu terör örgütüyle şunlar 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 yapıldı filan diyor. Tek soru ve net soru. Tamam. Sayın Vekilim. Kaç yılına kadar meclisteydiniz? En son ne zaman ne kadar meclisteydiniz? 2010, 2011, 2018, 17 arası. 26. dönem. 24, 25, 26. 25, 26. Sorum şu. 7 Şubat'la devleti hedef alan bir örgüt olduğu ortaya çıkmış mı? Çıkmış. MİT krizi. 17-25 Aralık'ta operasyonlara başlamış mı bu? Başlamış. Darbe süreci darbeye girişmiş mi? Girişmiş. Tek soru. Peki buna rağmen sizin üyesi olduğunuz ve o gün parlamentoda olduğunuz, belli bir dönemde parlamentoda olduğunuz partinin temsilcileri, genel başkanı dahil olmak üzere hangi saikle diyorsunuz ya hangi saikle, hangi sebeple, hangi nedenle Ekrem Dumanlı'yla resim verme gereği hissettiniz. Neyi anlamadım? Hangi nedenle Ekrem Dumanlı'yla Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniyle darbeden sonraki süreçte hangi nedenle resim verme gereği hissettiniz? Hangi nedenle Adana'da bu örgütün içinde yer alan veya bu örgütle birlikte çalışanların isimlerini okumaya kalktınız? Hangi nedenle? Bakın öncesini de söylemiyorum sonra. Sorun bu. Soru anlaşıldı soru, net. Anlaşıldı. Evet. Bakın. Kısaca cevap ardından Metin Özkan'a geçeceğim. Kısaca lütfen. Bir terör örgütünün PKK olsun FETÖ olsun devletimize devletimizin canına kastetmesi durumunda el birliğiyle tek vücut olmak zorundayız. Bunu bir kenara koyalım. Bunu yaparken bu mücadeleyi yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler hukukun dışına çıkamazlar. Hukuk dışı hiçbir işlem yapamazlar. Örneğin bir gazeteyi kapatmak ya da bir televizyonu kapatmak, ben emrettim gidin fişini çekin noktasında olmaz. Bunlar kanun hükmünde kararnamelerle yapılmaz. Bunların tamamının yapılması gerekiyorsa yapılır. Banka kapatılması gerekiyorsa kapatılır. Ama bunların tamamı onların terör bağı netleşene kadar, tam yargı kararı olana kadar kesinlikle netleşmiş yargı hocam, dışında netleşmiş. Bir işlem yapılamaz. Yani Değerli siz hocam, bir gazeteyi, bir televizyonu yargı kararıyla kapatabilirsiniz. Kanun hükmünde kararnameyle kapatamazsınız. Efendim biz o zaman böyle bir ilişki düşünüyorduk. İyi tamam ilişki düşünüyordun da bu ilişkinin mimarları için niye kimse bir şey söylemiyor? Peki anlaşıldı. O nedenle bu konuda mağdur olan, bakın mağdur derken PKK'ları FETÖ terör örgütü üyelerini kastetmiyorum. Onlar mağdur değil, onlar suçludur. Fakat o işi yaparken mağdur olan her kim ise biz onların yanında yer almak durumundayız. Aldık ve alacağız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı her ne kadar yargı bağımsızlığı bazılarına göre altın çağını yaşıyorsa da %38'e düşmüştür 48'lerden, 48,5'lardan. Buna rağmen yargı kararını verene kadar masumiyet karinesi gereği herkes masumdur ve bir kişinin iki dudağıyla içeriye atılamaz. Biz buna karşı çıktık, karşı çıkmaya devam edeceğiz. Şimdi Metin Özkan'a geldim. Metin Özkan'a İzin verir misiniz? Bir cümle soracağım. Hülya Hanım. Ama şimdi şöyle Sayın Perinçek bir cümle soru ol. Buyurun efendim. Tamam buyurun efendim. Siz de sorun. Efendim. Ben Metin Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Ümit Bey size de sabrınızdan ötürü böyle bir tartışma oldu. Ama geleceğim sorularım. Buyurun Sayın Perinçek sorun efendim. Beyefendilere de sorun. Meydanlarda siyasi partilerin
resmi mitinglerinde, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Adana mitingi ve diğer mitinglerinde meydanlarda toplanan binlerce insana FETÖ'nün en tanınmış mensupları, yöneticileri, parlatıcılarının isimlerini okutup burada, burada diye bağırttırmak, mağdurları korumak mı? Bu FETÖ'yü korumak. Çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'yü meydanlarda bağıra bağıra hem de kendi tabanına da o FETÖ'yü korumaya yönelik bir faaliyette bulundu. Daha sonra da Ankara'dan İstanbul'a kadar yürürken 104 bin insanı devletten temizlenen 104 bin insanı aynen hepsini toptan içeri alacağım dediği zaman FETÖ'den tasfiye edilen bir devleti tekrar FETÖ'nün yuvalandığı bir devlet haline getirme Gladio planından başka burada ne var? Bu mağduru korumak mı? Şimdi Gladio'yu ister istemez korumak. Söz Amerika'nın hakkı geliyor. FETÖ tamam. Gladiosunu korumak. Tamam, tamam. Bağırtma, ister istemez anlaşıldı Sayın Perinçek. Uzatmayacağım. Evet. Uzatmayacağım. Çünkü bunlar sürekli AK Parti'yi savunmak isteyenlerin argümanlarıdır. Sizden de çok özür diliyorum ama Türkiye'yi gerçekten çok kısa bir kaç cümle alayım. Bakın evet. bu ülke Ergenekon'u yaşadı. Bu ülke balyozu yaşadı. O dönemde devletin anlı şanlı paşaları içeri atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde de bunların yanındaydı ve yaşananların haksız, hukuksuz olduğunu her yerde haykırdı. Gün geldi, hayır, biz haklı çıktık. Şimdi bunu yaşayan bir Türkiye var iken siz oradan kalkıp da yargı kararı çıkmamış, masumiyet karnesi üzerine duran bir insanı haksız hukuksuz içeri atarsanız ve onu suçluymuş gibi gösterirseniz yine bizi karşınızda bulursunuz. Buradaki hadise hukukun üstünlüğünü korumaktır. Biz İstanbul'a bir yürüyüş yaptık. Anlı şanlı bir yürüyüştür. Son derecede onur duyduğumuz her santimetre karesinde yürüdüğüm bir yürüyüştür. Hatta bununla ilgili bir kitap da hazırladım ve kitap da basıldı. Arzu edenler bakabilir. Orada da bunları söylemiştim. Orada bir siyasi parti hareketi değildir. Orada siyasi parti bayrağı yoktu ve o yürüyüşte bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış herkes vardı. Olmayanlar acaba ben niye yoktum diye düşünmelidir. Orada herhangi bir siyasi parti hareketi olarak düşünmemiz doğru olmaz. Evet, bir siyasi partinin lideri başlatmıştır, CHP'nin lideri başlatmıştır. Onurlu bir harekettir ve onun da peşine yüz binler düşmüştür, yüz binler. Peki. Hala bu size bir şey anlatmıyorsa pes diyecek bir şey ben yok. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Metin Özkan. Bir cümle Balyoz ve Ergenekon yargılamalarında Metin 6 sene göreyim. Hapis yattım. Ergenekon'un lideri olarak yargılandım. Ve o yargılamalar başladığı zaman biz Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini yanımızda görmedik. Darbeciler yargılansın diye defalarca o FETÖ yargılamasını ve soruşturmalarını Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi destekledi. Darbeciler peki. Yargılansın. Darbeciler yargılanmalıdır. Yerde yargılanmalıdır. Yargılanmaya devam edilmelidir. Darbeciler yargılansın diye. Mazlumun yanında olmuştur. Peki tamam, Sayın Perinçek size de geleceğim efendim. Sayın Atıcı size de geleceğim efendim. Vatan Partisi'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin utanlarının hapse atılmasını desteklediler. Orada darbeciler dedikleri Vatan Partisi'nin ama cevap vermeyeceğim. Sayın Perinçek teşekkür ediyorum. Sayın Atıcı size de teşekkür ediyorum efendim. Şimdi yine